değerli arkadaşım. Kazanım 20'de yine çemberle doğrunun durumları üzerindeki örneklere devam ediyoruz. Hazır mıyız? İyi seyirler. Gelsin bakalım birinci sorumuz. Geleceği varsa göreceği var. Ne diyoruz? Kim korkar matematikten? Kim korkar geometriden? 3x-4y artı m doğrusu ile x kare artı y kare eşittir 25 çemberi tet olduklarına göre diyor. M'nin alabileceği değerler çarpımı. Hay hay. Yine bir doğru ile bir çember birbirine teğet ise ne demiştik? Bunlar arasındaki uzaklık yarı çapı eşit olduğunu söylemiştik değil mi? Yani merkezin buraya olan uzaklığı ile yarı çapımız birbirine eşittir. Yani D eşittir. R demiştik. Merkezimizin koordinatları 0'a sıfır. Yarı çapımız 5. O zaman bu mesafemiz 5 ise D eşittir. Yani 5'ten kastımız merkezimizin noktalarını götürüp denklemde yerine yazıyoruz. Mutlak değer içerisinde 3 çarpı 0 eksi 4 çarpı 0 artı m bölü kök içerisinde a kare artı b kare. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Şimdi bu da eşittir. 5 olacaktır değil mi? O zaman bunlar gitti 0. m bölü 5 eşittir. Mutlak değer içerisinde tabii ki. O da eşittir. 25'ten mutlak değer m eşittir. 25 olur ki m eşittir. 25 ve m eşittir. Eksi 25 olacaktır. Bunların çarpımı eksi 625 yapar. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza da ne diyor değerli arkadaşım? ile doğrusun ortak noktasının olmamasından bahsediyor. Çemberle doğrunun ortak noktası olmaması. Hemen görselleştirelim ne olacaktır? Aradaki mesafenin aradaki mesafenin yani D'nin R'den büyük olduğu anlamına gelir. Burası R burası da D. Uzaklık diktir. D büyüktür. R olması gerekiyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? O zaman merkezimizin koordinatlarını bir, bir yazalım buraya. Merkezim eşittir. Eksi 3'e 2'dir değerli arkadaşım. Yarı çapımızda kök 18 yani 3 kök 2 mi oluyor? 3 kök 2'dir. O zaman D büyüktür. 3 kök 2 diyebilir miyiz? Hay hay. Hadi bakalım. D eşittir. Merkezimizin doğruya olan uzaklığını buluyoruz. X artı Y eksi K eşittir sıfır doğrusunun uzaklığını. Mutlak değer içerisinde eksi 3 yazarsam eksi 3 artı 2 eksi K bölü kök içerisinde A kare artı B kare yani birin karesi artı birin karesi. A'dan kastımız X'in katsayısı, B'den kastımız Y'nin katsayısı. 1'in karesi artı 1'in karesi. Tabii ki bu da büyüktür. 3 kök 2 mi diyoruz? Evet. Devam edelim. Ee, eksi 1 eksi k. Önemli değil. Eksi 1 eksi k'ya 1 artı k da diyebiliriz. Yani k artı 1 de diyebiliriz. Tekrar ediyorum. Eksi 1 eksi k eşittir. K artı 1 diyebilirsiniz. Mutlak değer içerisinde olduğundan dolayı. K artı 1 mutlak değeri böyle kök 2. Büyüktür. 3 kök 2. Dışarı çarpma yaparsak mutlak değer k artı 1 büyüktür. Ne olacaktır? 6 mı oluyor? Evet büyüktür 6 oluyor. Dolayısıyla e, iki türlü çözüyoruz. K artı 1 büyüktür 6 ve K artı 1 küçüktür. Eksi 6 mutlak değer eksiklerden kaynaklanarak K büyüktür 5. E, buradan da K küçüktür. Eksi 7 mi yapıyor? Evet. O zaman ne diyoruz? E, eksi sonsuzla eksi 7 aralığı birleşim 5 ile artı sonsuz aralığı sorumuzun çözüm kümesi. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza şöyle bir bakalım. Neler gördük, neler diyor, diyor ki bize? iki tane, bir tane çember denklemi var. Çember denklemimizde bir de doğru denklemimiz var. Doğrusunun iki farklı noktada kesişmesi için anın en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı nedir diyor? Hay hay. Hemen bir çember var ve bir de doğrumuz var. Çemberle doğrumuz var. İki farklı noktada kesişmişler. Evet. Sonuçta burası merkez. Merkezimizin koordinatları nedir? Eksi a bölü 2'ye a eşittir. Eksi a bölü 2. O da eşittir 2. B eşittir. Eksi b bölü 2. Bu da eşittir 3. 2'ye 3. Hay hay. Şuradaki mesafe uzaklıktır. Yarı çaptan küçüktür değil mi? Yarıçapımız nedir? Yarıçapı da bulalım mı hemen? dersin? Hadi bakalım. Hemen bulalım. R eşittir. 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde a kare artı b kare eksi 4c'ydi. A'mız A kare 16. B kare 36. Eksi 4C artı 144 mi yapıyor? Evet. Bu ifade 100, 180, 196 14 o da 14 bölü 2'den 7 mi yapıyor? 7 birim yapıyor. Evet. Yarı çapımızın uzunluğu 7 birim yapıyor. 7 birim. E, o zaman şurası D. Demek ki D küçüktür 7'dir. Yarı çaptan küçük olmak zorunda değil mi? hay hay. Ona göre sorumuzu çözelim. Ne dersin? Hemen mesafemizi bulalım. Götürüp tembel de, denklemde yerini yazıyoruz. 3 çarpı merkezimizin koordinatları neydi? 2 miydi? 2'ye 3'tü değil mi? Ee, götürüp 3'ü yerine yazıyoruz. 3 çarpı 2'den 6 artı 3'ü götürüp y ye yerine yazıyoruz. 4 kere 3 12 artı A bölü kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Burası 7'den küçük olmalıymış. Devam edelim. 18 artı a bölü 3, 4, 5'ten 5. Onu da karşıya atalım. Hatta ve hatta karşıya atarsak 35. Bu da eksi 35 ile 18 artı a'nın 35 arasında olmasını gerektirecektir. Bunu bu tarafa atarsak eksi 52 Eksi 53 düzeltiyorum. Küçüktür a o da küçüktür. 17 gelecektir. Alabileceği en küçük ve en büyük tam sayıdan bahsediyor. Eksi 52 artı 17 toplarsak pardon 18 olur mu? 17 düzeltiyorum. Evet burası 17 olacak. Dolayısıyla şurası da 16 oluyor. Evet burası 17 burası da 16. Eksi 52 artı 16 bu da eksi 36 mı yapıyor? Evet cevabımız eksi 36 olacaktır değerli arkadaşım. Gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi ne diyor? Sorumuza çemberi ile y eşittir 2 doğrusunun teğet olması diyor. Şimdi bu bir çember. Çemberi çizdik. Tamam. Y eşittir 2 doğrusunu da çizelim. Y eşittir 2 doğrusu teğet diyor. Y 2 doğrusu y eşittir 2 doğrusunu şu şekilde çizebiliriz değil mi? Ya da yukarıdan aşağıdan fark etmez. Bu şekilde çizdik. Çemberi ile y eşittir 2 doğrusu teğet ise o zaman o zaman ne yapabiliriz burada? yarı çapı buluruz. Yarı çapımız doğruya eşit mi olacak? Evet. Merkezimizin koordinatları eksi a bölü 2'ye eksi b bölü 2. Bu da ne oluyor? 2'ye eksi 3 bölü 2 oluyor. Hay hay. Hemen yarı çapı bulalım. Mesafeye eşit olduğunu söyleyelim. Şimdi hemen yarı çapımızı bulalım. Yarı çapımız nedir değerli arkadaşım? R eşittir. 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde a artı b kare yani 16 artı 9 eksi 4c 4k almış oluyor. Değil mi? Bunu düzenleyelim. Bu da eşittir. 25 eksi 4k bölü 2. 25 eksi 4k bölü 2 oluyor. Çemberimizin yarı çapı. Şimdi e, şunu söyleyelim o zaman. Şimdi, e, yarı çapımız ne eşittir? Şurası y eşittir 2 doğrusu değil mi? 2 doğrusu. Şimdi şu mesafemizde şunu düşünecek olsak bu da şu da y eşittir. Eksi 3 bölü 2 doğrusuydu. Şu aradaki mesafede bize yarı çapı verecek değil mi? O zaman yarı çapımız eşittir. 2 eksi eksi 3 bölü 2'den değil mi? Artı 2 olur. 4 7 bölü 2 mi yapıyor? 7 bölü 2 olacaktır. Tamam. Tamam. O zaman yarı çapımız e, bu da 7 bölü 2 eşit olacaktır. 7 bölü 2 eşit olacaktır. Tamam. Her tarafın ikileri yok ettik. Her tarafın karesini alsak 25 eksi 4 k eşittir. 49. Buradan 4K eşittir. Ne yapacak? Eksi 24. K buradan eksi 6 mı geliyor? K buradan eksi 6 geliyor. Bir bakalım. Evet. K buradan eksi 6 geliyor. Gelelim 5. soru ve son sorumuza. Şimdi burada ne diyor? X eksi m'nin karesi y artı 4'ün karesi eşittir 36 çemberiydi. X eksi 3 doğrusunun teğet olması için m hangi m'nin alacağı değerler toplamı diyor. Bunların birbirine teğet olması için çemberimizin merkezine bakalım. M'ye eksi 4. Doğru mu? Ve yarı 6 birimdir. Şimdi e, dolayısıyla teğet olmasından dolayı d eşittir r olacaktır artık değil mi? O da eşittir 6 birim. Yani buna bakalım. O zaman mutlak değer içerisinde m eksi 3'üm oluyor. Değil mi? Bunu nereden söylüyoruz? Bunu nereden söylüyoruz? Yine bir önceki soruda çözdüğümüze bakarak ifade etmeye çalışıyoruz. Şöyle gösterelim istersen. X eşittir 3 doğrusu olsun. X eşittir 3 doğrusunu şurada çizelim. Olmaz mı? Hatta biraz daha geriden çizelim. Bu x eşittir 3 doğrusu. Şimdi çemberimizin merkezinin koordinatları M eksi 4. Değil mi? M'ye eksi 4. Şimdi şu aradaki mesafe. Yani biz buradan da aynı şekilde bir doğru çizmek isteseydik şayet. Şuradan da bir doğru çizmek isteseydik. Ne doğrusu olacaktı? X eşittir. M doğrusu olacaktı değil mi? X eşittir. M doğrusu olacaktı. O zaman bunlar arasındaki farkın mutlak değeri bize yarı çapa verecektir. Dolayısıyla yarı eşittir. Mutlak değer eşittir. M eksi 3. Bu da eşittir. Nedir? 6'dır değil mi değerli arkadaşım? Buradan m eksi 3 eşittir 6 ve m eksi 3 eşittir eksi 6 olacaktır. m eşittir 9 ve m eşittir eksi 3 olur. Doğru mu? Evet. Buradan bunların toplamından mı bahsediyor? Bunların toplamı ne yapacaktır? 6 olacaktır. Evet. Bu şekilde kazanım 20'nin de sonuna geldik. 21'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.